İnsanlar ve Bitkiler Klasik bir hikaye olan Cek ve Fasulye Sırığı ile fotosentez ve hücresel solumayı öğrenin. Klasikler arasında yer alan Cek ve Fasulye Sırığı isimli masalı duymuş olabilirsiniz. Eğer duymuş olsanız da eminim ki bu masalda hiç bilmediğiniz yerler olabilir. İşte ben size o duymadığınız yerleri anlatacağım. Ve masalda tam olarak neler olduğunu anlayacaksınız. Jack bir gün şu anda çok ünlü olan fasulye sırığıyla karşılaşmış. Bu fasulye sırığı uzuyormuş. Uzuyormuş. Uzuyormuş ve kocaman yaprakları varmış. Hatta Jack bu yaprakları merdiven gibi kullanıp sırığın en tepesine çıkabiliyormuş. Fasulye sırığının bu kadar ünlü olmasının sebebi de bu. Jack'in yapraklarını merdiven gibi kullanmasına izin vermesi. Bunların hepsini zaten biliyorsunuz. Bilmediğiniz nokta ise Jack ve fasulye sırığı arasında geçenler. Jack fasulye sırığına tırmanarak egzersiz yapıyordu öyle değil mi? Yani Jack karbondioksit veriyordu. Bu karbondioksit gazı atık oluyor ve fasulye sırığı Jack'e fiziksel olarak yardım ediyordu. Ve aynı zamanda da ona çok önemli olan oksijeni sağlıyordu. Aslında fasulye sırığı bunu yapmasaydı Jack onunla oynayamazdı. Tam olarak bilmesek de hikayenin gündüz gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bu süreç için güneş ışınlarının çok önemli olduğunu da biliyoruz. İşte bu sürece fotosentez diyoruz. Peki cek ve fasulye sırığı arasında hatta tüm bitki ve hayvanlar arasında bu süreç nasıl işliyor? Fasulye sırığının yani bitkilerin fotosentez yaptığını biliyoruz. Cek gibi olanlarsa hücresel solunum yapıyor. Bir de sembiyoz var. Sembiyoz ortak yaşam demek. Yani iki türün işleri yolunda götürerek birlikte yaşaması. Buraya, Jack ve fasulye sırığı arasındaki süreci yazmak istiyorum. İlk önce, sırığın yaptığı fotosentezi ele alalım. Buraya, suyu yazıyorum. Çünkü sırın suya ihtiyacı var. Bunun altına da, karbondioksiti yazıyorum. Bu ikisinin birleşmesi sonucu ortaya, glikoz ve oksijen çıkıyor. Şimdi glikozu üste yazıyorum. İşte bunlar fotosentez için gerekli olanlar. Bunlar da fotosentez sonucu ortaya çıkanlar. Şimdi diğer tarafa hücresel solunuma geçelim. Buraya yani içerik kısmına glikoz ve oksijen yazıyorum. Jack nefes alırken bu ikisine ihtiyaç duyuyor. İkisinin birleşmesi sonucunda ortaya su ve karbondioksit çıkıyor. Şöyle bir baktığımızda gayet hoş, güzel ve dengeli gözüküyor öyle değil mi? Ama burada aslında fasulye sırığının fotosentez yapabilmesi için ceke ihtiyacı varmış gibi duruyor. Bunu unutmayın. Güneş ışığı olmazsa bu yazdıklarımızın hiçbirisi gerçekleşemez. O yüzden ışık enerjisine ihtiyacımız var. Zaten tüm amaç da enerji toplamak değil mi? Buraya yazdığım ışık enerjisini yuvarlak içine alıyorum. Çünkü bu çok önemli. Fotosentezde fasulye sırığı ışık enerjisi alırken, Jack de kimyasal enerjiyi alıyor. Bu enerjiyi sırra tırmanmak için kullanıyor. Bu kimyasal enerjinin formu ATP, yani Yüksek Enerji Molekülü. Sonuç olarak fasulye sırığı ışık enerjisini, Cek ise kimyasal enerjiyi kullanıyor. Şimdi insanların pek de takdir etmediği kısma gelelim. Size bütün hikayeyi anlatacağımı söylemiştim. Tekrar bitki kısmına bakalım. Aslında burada da hücresel solunum var. Unutmayın ki sadece cekin ya da insanların enerjiye ihtiyacı var. Hayır, bitkiler de enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bitkiler ışık enerjisinin yanı sıra kimyasal enerji de alabilirler. Böylece yapmaları gereken her şeyi yapabilirler. Örneğin, bitkilerin koşmaya ihtiyaçları yoktur. Çünkü o derece hareket edemezler. Ama köklerini salmaya veya çiçek açmaya ihtiyaç duyabilirler. E bunu yapmak için de enerji alırlar. Fotosentezin gerçekleşebilmesi için güneş ışığına ihtiyaç vardır dedik öyle değil mi? Ama hücresel solunum için böyle bir durum şart değil. Bitkiler aynen insanların yaptığı gibi her zaman hücresel solunum yapabilirler. E bu durum sonunda da bir soru çıkıyor karşımıza. Eğer bitkiler hücresel solunum için glikoz ve oksijene ihtiyaç duyuyorsa peki neden onları bu tarafa doğru yani ceke doğru gönderip harcıyorlar İşin aslı şu Glikoz yediğimiz sebze ve meyvelerde mevcut ama bitkideki oksijen hem bize hem de bitkinin kendisine yetecek kadar Şuraya bir tane gezegen yani dünya çiziyorum Burada milyarlarca cek ve fasulye sırığı yaşıyor, öyle değil mi? Şuraya da atmosferi çiziyorum. E, dedik ya, dünyada milyarlarca cek ve fasulye sırığı var. Peki o zaman atmosferdeki gaz oranı nasıl olur? Oksijen ve karbondioksit atmosferde ne kadardır? Az evvel anlattıklarıma göre %50 oksijen ve %50 karbondioksit gibi geliyor ama öyle değil. Atmosferin yanına hava yazalım ki daha anlaşılır olsun. Havadaki oksijen miktarı yüzde 21. Karbondioksit miktarı ise sıkı durun yüzde birden bile daha az. E, o zaman şunu sormamız gerekiyor. Peki geriye kalan yüzdelik dilimi ne oluşturuyor? Atmosferde oksijen ve karbondioksitin yanı sıra nitrojen de var. Ve onun oranı ise yüzde 78 nitrojen bulunur. Nitrojen proteinlerimizde ve hatta DNA'mızda da var. Yani bizim bir parçamız. Nitrojen gazı diğer gazlarla ilişkiye girmeyi sevmiyor. O yüzden de atmosferde asılı kalmayı tercih ediyor. Şimdi buraya gaz oranlarını çizip atmosferin nasıl göründüğüne bir bakalım. Oksijen yüzde yirmi birdi. Çok fazla miktarda nitrojen var dedik. Onu böyle çizelim. Ve karbondioksit yüzde birden bile daha az. İşte atmosferimiz böyle gözüküyor. Atmosferde yüzde yetmiş sekiz nitrojen bulunur. Değil mi? Peki bu kadar gaz nereden geliyor? Kaynağı ne? Nitrojenin büyük bir kısmı daha dünya bir atmosfere sahip değilken bile buradaydı. Daha önceden de bahsettik ya, nitrojen bizim bir parçamız. İşte asırlardır insanoğlu nitrojeni günümüze taşıyor.